Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz ülkemiz büyük bir felaket içinde arkadaşlar. Çok insanlar öldü, ölmeye devam ediyor. Mucize eseri kurtulanlar oluyor. Yani biz elimizden geldiğince yardıma teşvik ettik arkadaşlar. Özel video çektik, bağış yapın dedik. Bir gün video çekmedik. Yani gereken hassasiyeti gösterdik. Ama birçok insan da var ki video bekliyor benden. Yani dün mesela video paylaştım. Depremden önce daha az izleniyordu arkadaşlar. Yani depremden sonra 20 bin izlenme aldı video. Ve bir sürü like geldi arkadaşlar. Yani insanlar benim analiz yapmamı istiyor. Hem de çok sayıda insan arkadaşlar. Öyle böyle değil. Şimdi ülkemiz büyük bir ekonomik krizin içinde, bunu da biliyoruz. Yani bir şekilde paramızı da korumamız lazım, öyle değil mi? Ve ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani tek derdim size yardımcı olmak arkadaşlar. Yeri geliyor gece yarısı video çekeriz. Yeri geliyor günde 3-4 video çektiğimiz olur. Yani derdimiz yardımcı olmak. Yakında öyle bir kriz bizi bekliyor ki arkadaşlar. Yani paraya ihtiyacımız olacak, öyle değil mi? Yani dikkatli olun. Piyasa biraz riskli şu anda. Değineceğim. Şimdi hepsine değineceğim. Biliyorsunuz ben geçenlerde nakite geçtim. 2 gün önce. BTC'de şu noktada alçalan dip yapıldı biliyorsunuz. Ben oradan nakite geçtim. Ondan sonra bir yükseliş yaşandı her zamanki gibi. Ondan sonra bir daha geri çekildik. Daha da dipleri gördük arkadaşlar. 22.400'lere kadar iğne geldi. Ve dün videomuzu çektiğimizde de kanala retest geldiğinden bahsettim. Şu kesik çizgiler var beyaz. Yani önemli dirençti arkadaşlar. Orayı kıramadı ve yeni bir dip yaptı. Ve 2 haftadır biz mavi çizgiyi takip ediyoruz. 22.450 desteğini. Oraya kadar geriledik. Ondan sonra tepki geldi arkadaşlar. Bakın kapanış altında gelmedi çizginin. Bu arada kendimi göstermiyorum arkadaşlar. Görsel olarak hiç iyi durumda değilim. Yarın inşallah tekrar karşınıza çıkarım. Bunu da demiş olalım. Şimdi arkadaşlar düşüş devam edecek mi? Yani normalde yükselen bir trend kırıldı. Nasıl kırıldı? Bakın diplerden beridir yükselen dipler yaparken birden alçalan tepe alçalan dip yapmaya başladık. Yani bu bir tehlikedir. Diğer taraftan da şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ara sayıda günlükte uyumsuzluklarımız vardı. Ve bunun hedefi MA21'di. Oraya da güzelce iğnemizi attık. Yani şu anda hiçbir şekilde uyumsuzluğumuz kalmadı arkadaşlar. Bütün uyumsuzluğumuz dolduruldu. Diğer taraftan da günlükte Bollinger alt bandına da iğne geldi gördüğünüz gibi. Şimdi önemli olan nedir bizim için? Önemli olan gün kapanışını 23.285 üstünde kapatmak. Bu olmadıkça arkadaşlar düşme riskimiz devam ediyor. Netice olarak alçalan dip ve tepe yapıldı, öyle değil mi? Yani dikkatli olmakta fayda var. Gazlayabilirler arkadaşlar. Hani yükselişe tam anlamıyla ikna olmadıkça ben beklemeyi düşünüyorum. Yani gördüğünüz gibi düşüşün teyidi de 22.450 kırılırsa gelir. Bunu 2 haftadır söylüyoruz arkadaşlar. Öyle bir durumda sıradaki destek noktamız 21.900. Daha sonra da 21.500 seviyelerini takip edeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz haftalıkta da bir dead cross'umuz yolda. Yani kesişim 3 gün sonra gerçekleşecek arkadaşlar. Daha önce tecrübemiz yok. Bu konuyla ilgili ilk defa gerçekleştiği için nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. O yüzden arkadaşlar günlük trendi takip ederek ilerlemeye çalışacağız. Yani böyle bir tehlike var madem. Günlükte de alçalan dip yapılmış. Yani nakitte beklemek benim adıma en doğru karar. Şimdi dileyen bekler, dileyen beklemez. Ben siz nakite geçin demiyorum. Sadece ben pozisyonumu anlatıyorum arkadaşlar. Kimileri üzülebilir nakite geçtiği için. Bazı altcoin'lerde yükseliş yaşandı. Yani bunlara katlanmak gerekiyor. Nakite geçersen bunu göze alman gerekiyor tabii ki. Yani bir bakmışım bir altcoin 2x yapmış. Yani bunlar her zaman görülebilir arkadaşlar. Yani sen diyorsan ben uzun vade beklerim gerekirse sıkıntı yok. O zaman tutarsın elinde ama ben kendi pozisyonumu anlatmak zorundayım arkadaşlar. Aylıkta da bir kesişim geldi neticede. Bunu da tarihten beri ilk defa yaptı. Yani durumlar şu an iyi görünmüyor arkadaşlar. Dediğim gibi direncin üzerine atmamız gerekiyor. 23.275 üstünde bir günlük kapanış lazım. En azından bunu görmemiz gerekiyor. Bu olmadıkça tehlike devam ediyor. Diğer taraftan düşen ana trend kırılmıştı. Oraya kadar bir geri çekilme gelirse şu an 21.000 dolar seviyelerine kadar eğim vermiş durumda. Bu da masada arkadaşlar.
Diğer bir konu. Şimdi arkadaşlar ben 4 saatlik grafiği açayım mesela. 4 saatlik de düşen bir trend görüyoruz, öyle değil mi? Şimdi dolar endeksine bakıyoruz. Orada da aynı düşen trendi görüyoruz. Normalde tersine gitmesi gerekirken tam paralel gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın bu da enteresan. Yani dolar endeksinin doların değer kaybetmesine rağmen BTC'de değer kaybetmeye devam ediyor. Yani bu da bence önemli. Bakın arkadaşlar bu da altcoin dominans grafiğimiz. Hala olumlu duruyor. 10.67 altında gün kapanışı gelirse o zaman sıkıntıya gider altcoinler. Yani şimdilik dik durmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Ama atıyorum ani bir düşüşle şu bölgeye bir retest yaparsa ne kadarlık bir düşüşten bahsederiz o zaman? Şöyle %8'lik bir düşüş dominansta. Yani bu da altcoinlerde sert geri çekilmelere sebep olabilir. Bence BTC yön verecek arkadaşlar. Yani destek kırılırsa BTC'de ona göre hareket bekleriz. Yani durumlar bu şekilde. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.